misiniz? Nasıl? Valla pahalılık olmasa iyiyiz de hayat çok pahalı oldu. Değil mi? Şey diyor bakanımız, Türkiye'de diyor emekli maaşı, asgari ücret iyi diyor ya. Bakana göre gayet iyi diyor. Tamam, bakana göre. Değil mi? Yani o kadar emek, o kadar emek, o kadar gayret, günün sonunda da nasıl yaşayacağız diye düşünelim. Değil mi? Bak amcam emekli ama çalışmak zorunda. Allah sonumuzu ayırsın. Soğan kaç lira abi? 17,5 lira. En kötüsü mü? En iyisi değil. En kötüsü kaç para? Ya senin tezgahının en ucuzu. Bu mu? 17,5. Sen TÜİ'nin 7,5 lira dediğini biliyor musun soğanı? Şu an pazarda 7,5 liraymış. 7,7 lira. Halde 15 lira. 15 lira değil mi? Sen halden 15 lira alıyorsun. Öyle olması lazım. Ben eleman satıcıyım. Ama aşağı yukarı 15 liraya mal ediyorsun. Evet. Patates ne kadar? Bursa milletvekili. Teşekkür ederim. Kaç lira abi soğan? En ucuz soğan kaç para? 17,5. Diğeri 20. Diğeri 20. Evet. Şimdi biz TÜİK'e diyoruz ki TÜİK rakamları doğru açıkla. Evet. Hayatımıza gelen zammı cebimize girecek maaşa da uygula kardeşim diyoruz. Evet, şimdi o demiş ki soğan 7,70. 7,70'e soğan oldu mu Haziran ayında hiç? Haziran ayında olmadı. Olmadı değil mi? Olmadı. Ya 15 tane aşağı yani, olmamıştır yani. Tarlada olmuş olabilir belki ama yani tarla değil, sofradan bahsediyoruz. Evet, olmadı yani. Evet. Olmadı değil mi? Evet. İşte 7,70'e göre hesaplayınca memura 19.30 zam yapıyor. Evet. Emekliye de 25 yapıyor ama 10.000 lira alanlara yapmıyor. Yapmıyor. Bizim maaşın 10.000 oluyor. E şimdi sen mesela emeklisin doğru mu? Ama evet, çalışmak evet. Zorundasın. Çalışmak zorundasın. Fiiliyatta emeklilik yok. Yok. Onu da söylüyoruz ama Sayın Bakan diyor ki Türkiye'de diyor emekli maaşı da iyi, asgari ücret de gayet iyi diyor. Asgari ücreti de uzamıyor. Diyoruz ki biz de bir gün al, 3 gün yaşa bu maaşla, sonra gel konuşalım. Öyle değil mi? Sizin adınıza diyoruz. Teşekkür ederim. Ama soğan ne diyorsun? 15 lira değil mi en ucuz? En ucuz 15 lira, aşağı soğan satmadım. Değil mi? Tamam. 7,70. Yok, Haziran ayında diyorum 7,70. 15'i kurtarmıyor bizi yani. Değil mi? Tamam. Bir emekli eskiden bir emekli olan ev alırdı. 220 senede bir araba alabilirdi. Bir insan kaç yaş sene yaşar? 220 senede bir araba alıyordu. Ya şimdi bazıları aklının önüne manevi duygularını koyuyor. Ölümlüğe bir şey almayın diyor. Tabii. Burada işte pazar, tezgah burada. Çocuklar burada, gençler burada. Biz gençler için hayatı planlayacağız. Biri ilkbaharda, biri sonbaharda. Çocuğum bir şey alamayacak kardeşim. E tabii ki. Benim çocuğum vardı olunca. Ben yok şimdi bizim kızdığımız TÜİK. TÜİK rakamları doğru açıklasa problem yok. Ya hayatımıza %100 zam geldi diyoruz. Yok diyor %60 zam geldi diyor. Şimdi Türkiye'nin durumu neyse onu güzel bir standart dengeleyeceğim. E sen birisine 100, birisine 10 verdin oldun mu? Yok herkese vermiyor şu an. Herkesi fakirlikte birleştirdi. Arabanın tekerleğini, herkes fakir olacak. Arabanın tekerlerini bağladı. Tabii 20-25 lira. Evet, Banyan'ın sezonu. Vatandaş alamıyor. Yani ben rica ederim, hayırlı günler olsun. Rağmen, esnaf olmama rağmen bazı ihtiyaçlarımızı tam olarak alamıyor. Ya ben lafını balla keseyim. Şu pazarda gördüğüm birçok abiye bakınca emekli olduğunu anlayabiliyorsun. İnsanlar emekliyken bile emekli olamıyorlar. Yani hayatın bir sonu var. Değil mi? İnsan bir mücadele... Günün sonunda hayatın bir noktasına geliyorsun. Diyorsun ki biraz da gezelim, yaşayalım. Ama öyle bir yaşama hakkı yok şu anda. Onu söylüyoruz. Bazı abilerimiz hep böyle manevi bakıyor işe. Hani böyle ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri ve yöneticilerinin manevi ve milli duyguları kimseden eksik değil ya. Hani buraya, bu ülkede hiçbir zaman ne ezan sustu, ne bayrak indi. Ama hani İyi değilse bir şey de iyi değildir. Çocuğa soruyorum. Bak gencecik çocuk okuldan çıkmış babasına yardım etmeye gelmiş. Niye babası birini çalıştıramıyor? Çalıştırsa bu sefer tezgahın arkasında olmayacakmış. Bekilim. Bunu görmek lazım. Ama o da onun torunu. Evet. Dede toruna diyor. Yok iyi diyor. Torun diyor ki iyi değil diyor ya dede diyor. Emekli yani genel müşterimiz. Evet, emeklinin durumu biraz iyi olsa biraz daha bir satışçı olur. Yani yemlik zeytinyağı 350. Kilosu. En ucuz zeytinyağı 300 lira. O civarında.
TÜİK enflasyonu hesaplarken 114 lira demiş. Zeytini doğru demiş, 130 lira demiş. Ama zeytinyağı nasıl 114 lira? Ya bir şeyler katıyorlar, öyle bir zeytinyağı ama bizim zeytinyağı 300 liradan aşağı değil, doğru mu? Hayat pahalılığına isyandayım. Peki neden? Ay neden olacak? Emekli maaşlarımız belli. Emekliyiz. Neden düşüyor bu maaşlar? Bundan 20 sene önce ben torunlarıma baktım. Çocuklarımdan 5 kuruş para istemedim cumartesi günü. 6-7 çeşit meyveden ben çocuklara püre yapıp yediriyordum. Ben bu sene kendime 1 kilo çilek alıp yiyemedim. Reçelimi yapamadım. Neden? Şeker, i̇şte meyve, nedeni, sebze. Nedeni sorumlusu TÜİK diyoruz. Evet. Çünkü yanlış söylüyor. Enflasyon diyor, düşük. Yeni çıktım. Boş düşünüyorum ne alayım diye. Ayrılmış kasalarda. Yemin ediyorum bak. Bundan daha önce şu tezgahların, ki ben burada 44-43 senedir oturuyorum şu caddede. Şurada oturuyorum. En ön sıralardan, en istediğim gibi şeylerden seçtiriyordum, seçiyordum. Şimdi bakıyorum ki diyorum ki ayırmış kasaya ayırmış ikinci el şeyleriniz var mı? Ona razıyım ya. Ona razıyız yani. Siz emekli misiniz? Eşim emekli. Evet, yani normal emekli bir aile. İyi ki de bak, hani beğenmedikleri partinin zamanında ben iki erkek çocuğu okuttum. İki erkek çocuğu 4-4-5 kuruş borçsuz evlendirdim. Setinden tut, bileziğinden tut, yüzün her şeyini. Bir tanesini de evine aldım. Nasıl aldım? Bir tek kişinin çalışmasıyla. Şu anda iki çocuğu olan ve kirada olan ev aslında göreyim. Bir kişinin çalışmasıyla. Göreyim ya. Demiş ki zeytinyağı 115 lira. Öyle mi demiş? İşte soğan 7.70. 600 liralık 70, şeyi. 7.70 soğan. Kuru fasulye 49 lira. Öyle öyle. 80-100 lira. 120 lira. Dana eti 400 lira. Kuzu eti 500 lira demiş. Biz de diyoruz ki bu kasap neredeyse gidelim. Gidelim. Bu pazar neredeyse biz de o pazara gidelim. Evet. Orada alışveriş yapalım. Evet. Göster bize. Ama yok öyle bir şey. Yani. Bakma işe verdi. Ne verdi? He? 2-400 lira para verdi. Benim zaten kökmeye şimdi açtım 7,5 lira. Normalde 10 lira elde ettim. Ne oldu? 10 lira oldu. Yine 10 lira alacağım. Ben şimdi bir dünya yemekte istene de değiştirebilir mi? Değiştiremiyorum. Bunun tek değişim nedir? Tepedek gider. Başkası gelirse anca değişir. Başka değişmez. Abi yapacak hiçbir şey yok. Bu devran oradayken bu enflasyona da şu satışlara da al geri ver geri yapacak hiçbir şey yok. Ne derseler onu yapacağız. Bu hata basit. TÜİK verilerinden sonra Yıldırım ilçe başkanımız ve örgütümüzle birlikte pazarı gezdik. Özellikle temel gıda soğana baktık, patatese baktık. 7.70 denen patates en düşüğü 15 lira. 49 lira denen kuru fasulyenin en ucuzu, en düşük kalitelisi 70 lira. Bakıldığında temel gıdayla TÜİK'in açıkladığı birçok sebze ve soğanda, patateste %100'e yakın. %70-60'a yakın ciddi bir fark var. Genel olarak gezdiğimizde hem esnaf hem genel olarak da halkımız fiyatlardan ve alım gücünün ciddi düşüklüğünden şikayetçi. Pazar yerimizde genelde memur, memur emeklisi, emekli ve işçinin olduğu bir bölge. Ortanın altında sınıf olarak ama genel olarak da fiyatlar yani lüks bir semtte değiliz. Gerçekten de Yıldırım'da normal bir semtteyiz değil mi başkanım? Semt olarak da yani dolayısıyla bir özel semt pazarı değil bir halk semt pazarındayız. Fiyatlar genelde en düşük ortalamaya yakın fiyatların olduğu bir pazardayız. Tabii herkes sabırsızlıkla emekliye yapılacak maaşın, asgari ücretinin yapılacak maaşın yeniden değerlendirilip zammını beklediğini gördük ama buradan TÜİK Başkanı'na bir kez daha sesleniyoruz. Pazara gel. Pazardaki fiyatlara bak, o temel değişimlere göre doğru rakamları hesaplayın. Yani hesapladığınız her yanlış rakam bu milletin emeğinden, emekçinin emeğinden, emeklinin cebinden çalınan bir paradır. Bunu devam ettirmeyin, pazara gelin ve fiyatları yerinde kontrol ederek değişimleri doğru yansıtın diye bir kez daha kendilerini uyarıyoruz. Yoksa halkını, milletini kandıran, dolandıran,
TÜİK'ten, muhakkak TÜİK sorumlularından da bir gün gelir bu halk onun hesabını size sorar diyorum. Bugün Ertuğrul Gazi semt pazarını gezdik. Tezgahlardaki fiyatları gözlemledik. Pazarcı esnafımızın şikayetlerini dinledik. Pazardaki tezgah fiyatlarıyla TÜİK'in karşılaştırdığı, tespit ettiği fiyatların karşılaştırmalarını yaptık. Arada çok büyük bir uçurum var. TÜİK bu ülkede bu gıda enflasyonunu tespit ederken bu rakamları gerçekten nereden aldığını çok merak ediyoruz. Öyle bir fiyat varsa pazarda bizi de götürsün, biz de görelim. Pazar yangın yeri. Pazarcı geçen seneye oranla getirdiği ürünün tonaj bazda yarısından daha azını satıyor. Dolayısıyla pazara baktığımızda da çok ciddi bir canlılık yok. Alım gücüyle ilgili ciddi sıkıntı var. Tam anlamıyla bir yangın yeri. Tabii ülkemizde aynı zamanda da ciddi manada bir işsizlik gerçeğiyle karşı karşıyayız. Emekli 10 bin lira maaş alıp yaşamını sürdüremiyorken bu hayat pahalılığı karşısında işsiz olan insanlarımızın da bu hayata tutunabilmeleri, yaşam ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri de mümkün değil. Derhal TÜİK gerçekten pazarda reel olan fiyatları dikkate alıp buna uygun gıda enflasyonunu tespit etmesi lazım. Özellikle bu ülkede işçinin, emekçinin zam dönemlerinde ne hikmetse TÜİK'in enflasyon oranlarını çok dip yaptığı dönemlerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla aslında gerçek enflasyonu gizlemek suretiyle insanların alım gücüne, maaşlarına gelmesi gereken zam oranlarını olumsuz etkiliyorlar. Dolayısıyla insanların cebindeki hak ettiği, alması gereken parayı, kazancı, geliri de bu yöntemlerle çalıyorlar. Açıkçası TÜİK yöneticileri bu ülkede insanların cebindeki parayı çalma yöntemleriyle enflasyon tespiti yapıyorlar. Biz bunu şiddetle kınıyoruz ve gerçek uygun enflasyon rakamlarını derhal bu ülkede açıklamasını bekliyoruz.